Mesela burada örnek veriliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlisini, eskiden köle deniliyordu, bir vazife için bir yere gönderiyor. Sefine isimli kölesi diyor burada. Ondan sonra deniz yoluyla gideceği yere deniz yoluyla gidiyor. Bir şekilde rüzgar çıkıyor. Artık batmak üzere gemi hasar görüyor. Öyle diyelim, hasar görüyor. O da gemi batmadan bir karaya sığınıyor, sefine. Karaya sığınınca bir anda bakıyor karşısında bir aslan. Ona doğru geliyor. Aslanı görünce aslana dönüyor, diyor ki ben, diyor, buradan size onu okuyayım. Ene Mevla Resulullah. Ben Resulullah'ın, diyor, hizmetçisiyim, diyor. Onun kölesiyim, diyor. Ve ma'ye kitabehu. Benim yanımda onun yazısı var, diyor Peygamber Efendimiz. Ve ene taihun. Yolumu da kaybettim, diyor. Mümkünse, diyor, bana rehberlik, navigasyon ol da, diyor, ey aslan. Bize yol göster, diyor. Yolumuzu kaybettik, diyor. Navigasyon mu diyorlardı o cihaza? Yani adres soruyor aslana. Yolumuzu kaybettik, diyor. Falan yere gideceğiz. Gösterir misin? İşin latifesi olsun bu da. Ondan sonra diyor ki aslan da, diyor, geldi. Sanki ona yoldaşlık ediyor. Sanki ona yoldaşlık ediyor. Hadi bir önüne düşüyor. Şuradan gel, buradan git. Onu yol gösteriyor ona. Sonra onu gideceği yere kadar götürdü. Onunla veda ediyor gibi böyle ehil bir, affedersiniz, bir köpek gibi ona ihtiramda bulunuyor. Sonra yoluna yolculuyor. Burada da işte bak, Resulullah Efendimizin emrini muhafaza eden, Peygamber Efendimizin ben hizmetçisiyim, ben onun yardımcısıyım, onun yanında, benim yanımda onun yazısı var deyince Allahu Teala muhafaza ediyor. Bu bir misal. Yani biz de böyle düşüneceğiz kendimizi. Biz de eğer Allah'ımızın emirlerini muhafaza edersek Allahu Teala bizi de muhafaza eder.